Katılım Evim İsmail ve Hatice Kübra Tongar'la Bağırmayan Anneleri sunar. Katılım Evim. Kim ev sahibi olmak istemez ki? Şöyle mayın tarlasına birazcık gireyim mi? Elimde mesela bazı bu noktalar var. Biraz bunlar özelinde yorumlarını özellikle izleyicilerimizle paylaşalım. Şunu söyledik aslında herhalde. Sen hep böylesin. Her zaman geç kalırsın. Zamanında gelmezsin. Zamanında hazırlanmazsın. Beylerin hanımlara genellikle evden çıkarken o arabada bekletme anının sonrasındaki cümlelerdir bu. Burada biraz şunu konuşabiliriz herhalde. Genelleme sıkıntısı. Yani her zaman, her konuda sadece o bekletme değil de genelleme mayın tarlasında hangi cümleleri kurabiliriz? Bizim psikolojide bunlara zaten şey cümleler diyoruz, yani felaket tanımları ne o? Her zaman, hep, hiç, asla. Çünkü hayatımızda hiçbir şey her zaman, hep, hiç ya da asla değildir. Hatta bunu seans esnasında danışanına fark ettirirsin. Yani zihninin uçlarda gezdiğini fark ettirirsin. Mesela ne gibi? Eşim bana sevgisini hiç göstermiyor. Hiç mi göstermiyor? Kaç yıllık evlisiniz? 10 yıllık evliyiz. 10 yılı şöyle bir zihninizde düşündüğünüzde eşinizin sevgi davranışı olarak yorumlayabileceğiniz bir tane bile davranışını hatırlamıyor musunuz? Hadi bir düşünelim. Mesela hiç hastalandığınızda böyle ne bileyim size gidip ilaç aldığı, başucunuzda beklediği ya da anne olma sürecinizde sırf siz aşerdiniz diye seviyorsunuz diye kalkıp gidip sizin için aldığı ya da bir doğum gününüzde işte böyle size ufak bir hediye getirdiği ya da işte özel bir gününüzde ufak bir çiçek getirdiği ya da hiçbir şey yokken şöyle eğilip kulağınıza en ufak bir sevgi sözcüğü fısıldadığı şu 10 yılın içerisinde hiç böyle bir anınız yok mu? Bir tane bile yok. Ya var tabii, yani hiç olmaz olur mu? Var bir. O zaman hiç değil. Bir tane bile varsa hiçlikten çıkar çünkü. Hiçlikten çıkmış oluyor. Şuna bakarız. O bir tane anıyı biz nasıl çoğaltabiliriz? Ya da o bir tane anı demek ki bu adamın bunu yapabilme kapasitesi varmış. Bir kere yapıyorsa bir insan bir şeyi aslında yapabilme kapasitesi var demektir. O zaman niye sonradan yapmayı bırakmış? Yani bu bir şeyi yapıyormuş aslında. Ne olmuş da yapmayı bırakmış? Oraya bakarız. O zaman bizim temeldeki sıkıntılı cümlelerimiz ne? Asla, hiç, hep, her zaman. Sen her zaman böylesin. Sen hep böylesin zaten. Hiç çocuklarla ilgilenmiyorsun denilen bir beyefendi. Çocuklarla ilgilenmek için bir motivasyon kazanır mı? Ya mümkün değil. Ben her zaman böyleysem zaten her zaman böyle olmaya devam edeyim. Sen beni adlandırmışsın. Ben de o zaman bana verdiğin bu isme uygun yaşamaya devam ederim. Öyle değil mi? Çünkü ben aslında arada bir yapıyorum. Arada bir de yapmıyorum. Hı hı. Ama sen arada bir yapmadığımı hep yapmıyorsun diyorsun. O zaman benim bu arada bir yaptıklarım boşa gidiyor. Boşu boşuna emek harcıyorum oraya. Harcamayayım o zaman. Harcamayayım o zaman. Hani aynen, şu bardağın dolu olma, boş olma muhabbeti vardır ya. Hiç kimsenin bardağı tam dolu değildir. Herkesin bardağının bir kısmı doludur, bir kısmı boştur. Soru şu. Biz İlişkilerimizde karşı tarafa bir şeyler söylerken hep bardağın boş kısmını referans alarak mı hareket ediyoruz? Bardağın dolu kısmını referans alarak mı hareket ediyoruz? Bardağın dolu kısmını referans alan bir bakış açımız varsa hem mutluluğa daha kolay ulaşırız. Ya çok şükür bizim adamcağızda bunlar biraz eksik ama şunlar da tam. Ya bu da olmayabilirdi sonuçta. Evlilik de bir nimettir. Evli bile olmayabilirdim. Hani şükretme açısından bakacak olursan çok şükür çıkartırsın oradan. Öyle değil mi? Aynen öyle. Hem mutlu olma beklentin düşer, mutlu olma kapasiten artar, hem de karşındakinin o bardağı doldurma gayretini arttırırız. Bir çocuk eğitiminde de bu böyledir. Çocuğunun yaptığı şeylere vurgu yaparsan, Allah razı olsun ya bak bugün saat daha 8 olmadan, uyku vaktinde daha bayağı varken bütün ödevler bitmiş, seni tebrik ederim, çak dersen çocuğuna. Ertesi gün 8'den önce yapma becerisini arttırmış olursun. Bunu olan gayretini arttırmış olursun.